Dolunayın olduğu bir gece çıplak gözle ay yüzeyini inceleyin. Onun kenarına yakın bir yerlerde karanlık bir daire bulacaksınız. O dairenin hemen yanında 32 kilometre çapında 2 kilometre derinliğinde bir krater var. Adı El-Hazen krateri. Çıplak gözle onu göremezsiniz ama orada olduğunu bilin. Size bakmakla görmek arasındaki farkı hatırlatan aramızdaki bir işaret olsun. Ona neden El-Hazen krateri denmiş biliyor musunuz? Çünkü bundan 1000 yıl önce İran Basra kentinde El-Hasan Hasan diye biri de tıpkı sizin baktığınız gibi aya bakmış ama bakmakla kalmamış, görmeye çalışmış, görme kavramı üzerine düşünmeye başlamış. Nasıl oluyor da ayı görebiliyoruz? Işık nasıl hareket ediyor? O zamanki insanlar kendilerinden çok daha eski zamanlarda yaşamış olan Yunan filozoflarının bu konu hakkında yazdıklarını, söylediklerini aynen kabul ediyormuş. Evet, Platon, Öklit, Batlamyus gibi isimler gerçekten de pek çok konuda çok doğru tespitlerde bulunmuşlar ama onların her konuda haklı olduğunu göstermez bu. Mesela onlar gözlerimizden çıkan ışınlar sayesinde görebildiğimizi söylüyordu. Süpermen gibi. Gülmeyin hemen. 1000 yıldan uzun bir süre bu görüş kabul edildi tüm dünyada. Ama o Hasan var ya Hasan, onun her şeyi sorgulayan bir karakteri vardı. Soru sorma ustasıydı. İnanın bazı soruları sormak, cevapları bulmaktan çok daha zordur. Ama bir kez sorgulamaya başlarsanız çok büyük şeyler bulma konusunda çok önemli bir adım atmış olursunuz. Basralı El-Hasan bunu yaptı. Işık ve görme kavramlarını ilk kez matematik ve geometri ile açıkladı. Mesela şunun gibi bazı çok önemli soruları sordu. Gözlerimizden ışın yayıyorsak nasıl oluyor da parlak güneşe baktığımız zaman gözlerimiz acıyor da bir mum ışığına baktığımızda acımıyor? Ya da geceleri aya baktığımızda gözlerimizden çıkan ışınlar ta oralara kadar gidebilir mi? Sonra ışığın geometrik kurallara uygun bir şekilde düz çizgiler halinde ilerleyebileceğini düşündü. Fakat ışık gözümüzün içinden çıkmıyor, tam tersine gözümüzün içine doğru hareket ediyordu. Böylece fiziğin matematikselleştirilmesi konusundaki ilk adımı atmış oldu. Geometri dünyasını gerçek dünyaya uyguladı. Yani önce bir soru sordu, sonra bunu araştırdı, gözlemler yaptı ve ortaya bir hipotez koydu. Peki ondan sonra ne yaptı biliyor musunuz? Bakın burası çok önemli. Bunu doğrulayabilmek için bir deney düzenledi. Görüntülerin gözümüzde nasıl oluştuğunu daha iyi anlayabilmek için büyük bir göz modeli yaptı. Karanlık bir oda. O odanın duvarına küçücük bir delik açtı. Odanın dışındaki aydınlık bir nesnenin odanın içindeki karanlık duvarda ters bir yansıma oluşturduğunu gördü. Latince'de bu küçük delikli karanlık oda modeline camera obscura deniyor. Daha sonra fotoğraf makinelerinin ve kameraların görüntüyü yakalaması konusundaki teknolojilere de öncülük yapan bu deneylerinde ışığın davranışını analiz etti. Ve sonra da bulgularını bir çeşit rapor, bir sunum formatına getirdi. Yani bir kitap yazdı. Kitabel Menazir, optik kitabı. Araştırmalarını ve bunu destekleyen deneylerini tüm detaylarıyla orada yazdı. Böylece başkaları da bu deneyleri yaparak onu doğrulayabilecek ya da yanlışlayabilecekti. Sadece ışık ve görme değil, aynalar, mercekler hakkında da pek çok bilgiyi bu kitapla yazılı bir hale getirmiş oldu. Mikroskoplarla mikro dünyaların, teleskoplarla makro dünyaların gözlemlenebilmesi, incelenebilmesi için çok önemli bir yol açtı. Bir bardak suya kalem daldırdığımızda neden o kalemin kırılmış gibi gözüktüğünü açıkladı. Peki bu ne işe yaradı biliyor musunuz? Benim gibi gözü bozuk olanların daha iyi bakabilmesini sağladı. Ama El-Hasan'ın en büyük başarısı daha iyi görebilmeyi sağlamak. Çünkü gözü bozuk olmayıp da göremeyen pek çok insan var. Bize baktığımız şeyler hakkında soru sormayı ve deneylerle görmeyi öğretti. Buna bilimsel metot diyoruz. Basralı El-Hasan, bugünkü anlamda bilimsel metodu kullanan dünyadaki ilk kişidir. Siz onun adını İbni Heysem olarak da duymuş olabilirsiniz. Heysem'in oğlu demek. İbni Heysem tarihte bilimin kurallarını oluşturan ilk kişiydi. Bir çeşit hata düzeltme mekanizması, düşünüşümüzdeki yanlışları düzeltmek için sistematik bir yol yarattı. Modern bilimsel metodu geliştiren ve ilk kez kullanan kişi olduğu için de dünyanın ilk gerçek bilim insanı olarak kabul edilir. Bilimsel yöntemle yazılan ilk kitap tam 1000 yıl önce İbni Heysem tarafından Kitabel Menazir adıyla 7 cilt olarak yayımlanmış oldu.
bir anlamda ilk bilimsel yayın yapılmış oldu. Gerçekten de bugün bilim insanları tam olarak bu metodla çalışıyorlar. Önce evrendeki bir olay, bir fenomen gözlemleniyor ve bir soru ortaya atılıyor. Sonra buna dair gözlemlerle bir hipotez geliştiriliyor. Hipotezi test etmek için deneyler düzenleniyor. Bunların sonuçlarına göre gerekirse hipotezde değişiklikler yapılıyor. Böylece başta sorulan sorunun cevabına ulaşılıyor ve bu cevap bir makale, bir tez ya da bir kitap olarak yayımlanıyor. Ki başkaları da bunu alıp test etsinler, varsa yanlışları ortaya çıkartıp bunları düzeltsinler, daha iyi hale getirsinler. Aslına bakarsanız bu bakış açısı sadece bilim insanlarıyla sınırlı kalmamalı. Problem çözebilme ve kritik düşünebilme artık tüm meslekler için gerekli bir beceri. Biliyorsunuz son videomda 3 milyon aboneye özel görüntülü bir soru cevap seansı düzenlemiştim ve orada gelen soruların pek çoğu gençlerin gelecek kaygılarıyla ilgiliydi. İşte 17 yaşındayım, 18 yaşındayım. Kendimi geliştirmek için ne yapmalıyım? Bilim insanı olmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim? Benzeri sorular. Ta 1000 yıl önce İbni Heysem'le başlayan bu bilimsel metodolojiyi kavramak, bilim insanı olmasanız bile dünyaya, evrene bu gözle bakmaya çalışmak çok önemli bir adım olabilir. Tabii bu her zaman verdiğim klasik genel bir cevap. Şimdi size biraz daha özel bir cevap vereceğim. O yayından sonra şöyle bir web sitesinden haberdar oldum. Epistem Türkiye. Hemen çok büyük bir heyecanla siteyi incelemeye başladım. Çünkü sitenin yazarları dünyanın en iyi üniversitelerinde bilimsel araştırmalar yapan genç bilim insanlarımız. O heyecanla hemen kurucularından Stanford Üniversitesi'nde doktora sonrası çalışmalar yürüten Gözde Hanım'la telefonlaştım ve çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi aldım. Gerçek olamayacak kadar güzel bir hareket başlatmışlar. Üstelik tamamen gönüllü olarak, kendi vakitlerinden fedakarlık yaparak bu işi yapıyorlar. Çocukların ve gençlerin bilime yönelmesini sağlayacak türde projeler yürütüyorlar. Mesela bunlardan biri bir deney yapalım mı projesi. Türkiye'deki tüm lise öğrencileri, ama onlar daha çok en ücra köşelerdeki devlet okullarında okuyanlara öncelik vermeye çalışıyorlar, tamamen ücretsiz olarak bu proje için başvuruda bulunabiliyor. İnternet üzerinden dünyanın dört bir tarafında akademik çalışmalar yapan bu gönüllü danışmanların yardımıyla önce bilimsel bir soru hazırlayıp sonra da bununla ilgili deneyler düzenleniyor. En sonunda da bulgular bir rapor olarak değerlendirme kuruluna sunuluyor. Yani daha lise çağındayken gerçek bilim insanlarının çalıştığı yöntemle bir bilimsel çalışma yapmış oluyorsunuz. Üstelik bunu yaparken dünyanın en iyi üniversitelerinde görev yapan ve sizinle aynı dili konuşan insanlarla birlikte yürütüyorsunuz. Ben bunları duyunca gerçekten çok heyecanlandım ve elimden gelen desteği verme sözüyle hemen şimdi sizlerle de paylaşıyorum. Neden heyecanlanıyorum biliyor musunuz? Çünkü Wikipedia'yı düşünün, Wikipedia projesini. O da bu şekilde açık kaynak kodlu, tamamen gönüllülük esasına dayalı bir şekilde ortaya çıktı. Ve bilgi konusunda bugün yarattığı etkiyi hep beraber görebiliyoruz. Bir başka örnek Hindistan asıllı Salman Han tarafından yaratılan Han Akademi. Ki Türkçe'ye de çevrildi, artık Türkçe'de de faaliyet gösteriyor. Bu tür eğitim faaliyetleri gerçekten dünyayı değiştirebilme gücüne sahip. Üstelik bu bahsettiğim proje diğer projelere göre bence teorik olmanın da ötesine geçtiği için bir adım daha ileriye gitmeye çabalıyor. Pratiğe dayalı deneyler üzerinde elinizi taşın altına sokarak bir şeyler yapıyorsunuz. Ben bunu bir bilim insanı olma simülasyonuna benzettim açıkçası. Tabii tüm bunlar heyecan verici, harika şeyler, fakat daha çok yeni bir proje, 2017 yılında başlamışlar ve desteğe ihtiyaçları var. O yüzden bu çağrım sadece onların hedef kitlesinde olan lise öğrencilerine yönelik olmayacak. Ben aynı zamanda destek verebilecek, dünyanın neresinde olursa olsun akademik çalışmalar yürüten, vakitlerinden bir kısmını böyle bir projede gönüllü olarak çalışmaya ayırabilecek akademisyenlere de bir çağrı yapmak istiyorum. Lütfen eğer destek olmak istiyorsanız açıklamalar bölümünde vereceğim e-posta adresine bir mesaj yollayın. Unutmadan Epistem Türkiye'nin bir YouTube kanalı da var. Üstelik bugün, yani 30 Haziran Pazar akşamı Türkiye saatiyle 21'de bir canlı yayın yapacaklar. Dünyanın çeşitli ülkelerinden bu yayına katılacak olan akademisyenler, üniversite lisans eğitimlerindeki farklı seçenekleri konuşacaklar. Yurtdışı eğitim, burs olanakları, staj, dikey geçiş, yatay geçiş gibi konuları merak ediyorsanız bu yayını da kaçırmamanızı tavsiye ederim. Şu imkanları bundan 10 yıl önce hayal etmek bile zordu. Düşünsenize, oturduğunuz yerden internet bağlantısıyla
Adeta kısa sürede bir dünya turu atıyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, İsviçre, hatta Uzak Doğu'da Singapur gibi ülkelerde saygın üniversitelerde görev yapan bilim insanlarıyla belki hayatınız boyunca fiziksel olarak hiç karşılaşamayacak olsanız bile internet ortamından birlikte bir proje yaratabilmek, deney düzenekleri gerçekleştirebilmek gibi bazı çok önemli fırsatları yakalayabiliyorsunuz. 1000 yıl önce de böyle bilim aşığı insanlar vardı. Ama onlar son derece zor koşullar altında aylarca seyahat ettikten sonra ancak bir araya gelip buna benzer çalışmalar, projeler, okumalar gerçekleştirebiliyorlardı. Son canlı yayınımda da önerdiğim Kozmos belgeselinin bir bölümünde işte buna benzer bir tablo resmedilir. Dünyanın dört bir tarafından bir araya gelmiş bilim aşığı insanlar İbni Heysem'e kulak verirler. Der ki El Hasan, hakikati bulmak zordur ve ona giden yol çetindir. Hakikati arayanlar olarak sizler hemen hüküm vermeyecek ve eskilerin yazılarına öylece güvenmeyecek kadar bilge olmalısınız. Sorgulamalı ve o yazıları her açıdan eleştirel biçimde incelemelisiniz. Yalnızca delil ve deneyi dikkate almalısınız, herhangi bir kişinin söylediklerini değil. Çünkü her insan kusurun her türlüsüne karşı savunmasızdır. Hakikati arayanlar olarak bizler ön yargı veya dikkatsiz düşünüşten kaçınmak için çalışmalarımızda kendi fikirlerimize de kuşku ve sorguyla yaklaşmalıyız. Bu dersi çıkarın ve hakikat gözlerinizin önüne serilsin. İşte bu bilimin yöntemidir. Bu yöntem sayesinde adım adım ilerleyen bilim ve teknoloji insanlığı aya götürmüştür. Oraya inen insanlar kendilerine sadece bakmayı değil, görebilmeyi öğreten bu gerçek bilim insanının adını yaşatabilmek için bir kratere onun ismini vermiştir. El Hazen krateri. O yüzden dolunayın olduğu bir gece, ayın kenarına yakın o karanlık dairenin hemen yanındaki parlak krateri bulmaya çalışın. Bu da bakmakla görmek arasındaki farkı hatırlatan aramızdaki bir işaret olsun.